Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Bugün çok güzel bir gün. Nisan ayına girdik. Nisan'ı çok severim. Hem böyle doğum günüm olduğu için muhtemelen, hem de işte böyle baharın müjdecisi gibi gelir bana. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ofise gidiyorum. Arabadan açılış yapmak istedim. Bugün 1 Nisan. Aynı zamanda Ramazan'ın inşallah bugün ilk sahuruna kalkacağız. Böyle bir video başlatmak istedim. Açılışı da sabahtan yapmak istedim. Mutlaka gün içinde, yani muhtemelen iş dönüşünde tekrardan birlikte olacağız. Sahurumuzu ve inşallah iftarımızı bugün birlikte hazırlayacağız, yapacağız. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim inşallah tuttuğumuz bütün oruçları, dilediğimiz tüm dilekleri kabul etsin. Rabbim herkesin yardımcısı olsun bu mübarek günlerde. Ben oruç tutmuyorum, biliyorsunuz. Yani beni takip ediyorsanız en başından beri biliyorsunuzdur. Rahatsızlığımdan dolayı oruç tutamıyorum ama kızım ve eşim tutuyorlar. O yüzden çok şükür ki evimizde Ramazan'ın huzuru, bereketi oluyor. Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim inşallah sonuna kadar gitmeyi nasip etsin diliyorum herkes için. Şimdi dediğim gibi ofise geldim, hatta çok az kaldı. Böyle bir açılış yapmak istedim. Yine çok özledim sizi. Umarım sizler de özlemişsinizdir. Yani mesajlarınıza dönüş yapmaya çalışıyorum. Özellikle DM'den yazanlara dönüyorum ama böyle video altına falan da yorumlar görüyorum. Onları gerçekten bazen kaçırıyorum, kusura bakmayın. Tamamen tembelliğimden kaynaklanan böyle uzun zamandır video yüklemeyişimin sebebi. Ama bugün Ramazan'ın bu ilk neşesiyle beraber ben de böyle bir açılış yapmak istedim. İnşallah Ramazan'da böyle düzenli bir şekilde video atmak istiyorum. Çünkü ben çok keyif alıyorum Ramazan videolarını izlerken. Umarım sizler de keyif alırsınız. Şimdilik hoşça kalın. Ve bir Ramazan klasiğimiz, ilk sahur gözlemimi yapıyorum. Tam kaynıyor. Burada da çayım demlendi. Sayılır. Şimdi böyle kahvaltılık çıkartacağım. En son masanın halini de göstereceğim size. Ertesi günden tekrardan merhabalar. En son sanıyorum sahur hazırlığımı çektim. Devamı tabii ki gelmedi. Çünkü sahur, işte sahurlarını yaptılar Defne ve Hakan. Ondan sonra yemeklerini yediler ve direkt yattılar. Vallahi ben de yattım. Çünkü bir gün önce çok erken kalkmıştım. 6:30 falandı. O yüzden böyle hani bayağı dün zorlandım. Yani tekrar kalk, tekrar yat falan. Neyse ama şükürler olsun kalktık. Yani ilk günden geç kalmadık en azından. Şimdi kalktık, biz Çınar'la kahvaltımızı yaptık. Defne spora gitti, oruç aslında gitme, bir ay ara ver dedim ama yok, yani hani bu doğrultuda, geleceğiyle alakalı planları da bu doğrultuda. O yüzden fazlasıyla kendini artık spor konusunda geliştirmek istiyor. Hem voleybola devam ediyor, hem fitness'a devam ediyor falan, böyle bayağı Defne için koşuşturmalı bir süreç şu anda. O yüzden gitti yani kısacası. Biz de ne yaptık? Dediğim gibi oğlumla kahvaltımızı yaptık. Sonra birazdan dışarı çıkacağız. Hava çok güzel. Gerçekten yaz günü gibi aynı. Böyle şahane bir hava var. Böyle biraz dolaşacağız dışarıda. Onun öncesinde akşam Migros'tan bir şeyler söylemiştim. Çünkü böyle tam cuma gününe denk geldi. Böyle Ramazan alışverişi için. Yani çok fazla bir eksiğim yoktu ama yine de böyle birkaç almam gereken bir şeyler vardı. Onları aldım. Size onları göstereceğim. Sonra inşallah bakalım devam edeceğiz videomuza diye düşünüyorum. Yine böyle uzun süre video atmayınca gerçekten unutuyorum. Aa, bunu gösterecektim. Aa, şunu gösterecektim. Mesela dün sahur sofrasını gösterecektim ama unuttum, gitti tabii ki. Öncelikle şöyle başlayayım. Şu beyaz peyniri aldım. Akdağhan diye bir marka. Ama böyle tam sevdiğimiz beyaz peynir diye düşünüyorum. Böyle ezine, sert ezine seviyoruz. Sonra şu peynirden aldım. İki tane aldım hatta bundan. Bu şekilde kaşar peyniri tabii ki. Zaten normalde de bizim evin en çok biten ürünüdür. Ve Ramazan'da da hep böyle kaşarlı gözleme yaptığımız için sahur zamanı çok fazla tükeniyor. Şundan aldım. Bu Çınar'ın çok sevdiği bir çikolata ve sadece bizim buralarda, sadece Migros'ta var.
Ve Migros'un bu hemen uygulamasında falan da yok. Yani Migros sanal markette ya da işte Migros'un kendi mağazalarında var. Normalde 36 lira kızlar bunun fiyatı. 22 liraya düşmüştü. Valla iki kutu aldım. Hemen sakladım bir tanesini de. İçler bayıldı tabii ki. Sonra şöyle iki tane Milka'nın şu çikolatalarından aldım yine. Çınar için, Defne için. Şöyle pıkta aldım. Bunlar tabii ki böyle çok Ramazan dışarısı gibi değil. Bunlar normal günlük işte böyle aldığımız ıvır zıvırlar. Bunu da çok seviyorlar. Hakan, Defne, Çınar. Hepsi birden. Şöyle bir kilo Amasya elması aldım. Şu gözüklü şekerlerden aldım. Şu papiteden bir tane daha çıktı. Şöyle 200 gram kadar pastırma aldım. Bunda da indirim vardı. Bu 54.49 tutmuş. 240 liraydı kilosu. Yani Ramazan'da pastırmayı seviyorlar. Yani bizimkiler iftarda çorbadan sonra mutlaka böyle bir pastırmalı yumurta ya da işte pide arası, pastırma kaşar falan o tarz böyle şeyler yemeyi seviyorlar. O yüzden aldım yani. Yine bir tane daha şeker çıktı. Şöyle bir tane Milka'nın bonibonundan almışım. Sonra ceviz içi aldım bir tane. Malum Ramazan mutlaka tatlı falan yaparız dedim. Tabii ki kahve. Yedeğim var, o yüzden bir tane aldım sadece. Sonra yine şöyle bir kiloluk Migros'un tereyağından aldım. Geçen alışverişi de bundan almıştım. Daha önce de kullandığımı söylemiştim. Gerçekten çok lezzetli. Sonra kendim için şu Activia'nın probiyotikli yoğurtlarından aldım. Bir tane de şöyle fırın makarna aldım. Burada da şöyle yarım kilo yeşil zeytin aldım. Bu da 650 grammış. Böyle çok azıcık azıcık var. Tam böyle zeytin kutuma sığsın diye bir kilo almıyorum artık. Bu da siyah zeytin. Bunu da hep aynı alıyorum. Cem'in siyah az tuzlu sele zeytini. Gerçekten çok lezzetli. Migros'ta satılıyor. Başka yerlerde de satılıyordur tabii ki ama ben sürekli Migros'tan alıyorum. Bu şekilde burası, yani bu gösterdiğim azıcık şey 350 lira tuttu. Şimdi ne yapacağız? Dışarı çıkacağız dediğim gibi. Böyle bakliyat eksiğim falan var. Onları aktara uğrayacağım. Bir aktardan hem almam gereken birkaç bir şey daha var. Onları alacağım. Bu işte ettir, tavuktur falan. Onları da böyle görerek alalım dedik. O yüzden öyle bir bakacağız işte. Yani öyle küçük çaplı bir alışveriş daha yapacağız ya. Bunlar böyle Migros'tan aldıklarım. Dediğim gibi devamı da gelecek. Bu videonun devamında gelir mi bilmiyorum ama gelecek yani. Bu şekilde bakalım. Şimdi biz üstümüzü falan bir giyelim. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Şimdi geldim kızlar. Dışarıdan saat 4.30 falan oldu. Bayağı bir dolaştık. Sonra Hakan biraz yoruldu. Hani hava da bayağı güzel dedim ya. Bayağı böyle kısa koluyla falan çıktım yani. Hakan yukarı çıktı. Biz sonra tekrardan Çınar'la öyle biraz dolaştık. Parka falan gittik. İşte market gezdik. Carrefour'a gittim. Dedim ya hani bir şeyler daha alırım diye. Yine tam böyle herhalde şimdilik yeter ama ya öyle işte birkaç parça ihtiyaç olan işleri aldım. Böyle öncelikle tabii ki işte şu makarnalardan aldım. Sanırım bir 4 paket almışım. Ondan sonra şöyle pirzola aldım. Tavuk pirzola. Şöyle 2 paket. Ondan sonra şöyle 1 kilo kıyma aldım. Bunları şimdi bölelim. Sonra şu kadar da böyle yarım kilo, 570 gram gelmiş. Dana saç kavurma aldım. Bunlar kasap kısmı. Bunlar hemen dolaba gidecek. Sonra şöyle tatlı aldım. O da ters dönmüş galiba. 8 tane aldım. Adetli aldım. Yani böyle çok fazla kalmaz. Zaten ben şu aralar yemiyorum. Havuç ve kırmızı lahana aldım. Sonra sirkem bitmişti. Sirke aldım. Şöyle bir tane Lipton Ice aldım. Sonra un aldım. Yani kuru fasulye böyle isteğime göre bulamadım ama şöyle Reis'in kuru fasulyesini aldım. Güzel olduğunu biliyorum. Bir
deneyim dedim ya. Güzel olur herhalde. Sonra şöyle biber seçmeye çalıştım biraz. Ancak bu kadar seçebildim. Sebzelerin fiyatları gerçekten almış başını gidiyor ama seçmeye çalıştığınız zaman adam akıllı bir şey yok. Hepsi çürük içinde. Hakikaten o kadar sinirlendim ki yani 30 lira şu biberin kilosu. Ama böyle hepsi pörsümüş. Anlatabildim mi? Şu kadar anca seçebildim yani. Sonra burada da şöyle patates var. Çınar bunu istedi. Defne'ye bunu aldım. Hakan da bunu seviyor. Bunu aldım. Kendime yine almadım. Neden? Çünkü ben şeyim. Ne derler? Fedakar anne. Yok yani benim canım istemiyor. O yüzden almadım. Ha bir de şunu aldım. Göstermedim bunu galiba. Şu 54 saat şekillendiricim bitmişti. Bir de onu aldım arkadaşlar. Başka da öyle birkaç bir şeyler var işte. Onlar da böyle genel ihtiyaçlar. Valla şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? 587 lira tutmuş. Şimdi bir önceki Migros ve işte diğerleriyle beraber neredeyse 1000 liralık gerçekten alışveriş yapmış oldum. Bugün iftara ne yapacağız onu bilmiyorum. Yani Hakan bir köfte yapalım diyor. Bir şu kavurmayı yapalım diyor. Karar veremiyor. Aç olunca öyle olur ya. Bakalım. Bir çorba mutlaka yapacağım tabii ki. Mercimek çorbası istedi Hakan. Defne için fark etmiyor. Ama mercimek çorbasını genel olarak evde herkes seviyor zaten. Mercimek çorbası yaparım. Ondan sonra muhtemelen köfte patates yapacağım ya. Köfte patates kızartacağım. Öyle düşünüyorum. Yanına da bir şey yapmaya pilav yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü çok yenmez. Bu kadar olur herhalde. Neyse zaten birlikte hazırlarız. Ben şimdi şuraları hemen bir yerleştireyim. Ha bu arada bu sirke neden aldım biliyor musunuz? Yine turşu kuracağım ama bu sefer pancar turşusu kuracağım. Dün market uygulamasından bir şeyler almıştım. Böyle hani ıvır zıvır abur cubur falan. Orada şey gördüm. Pancar gördüm. Ben böyle pancarı hiçbir işlem yapmadan da böyle çıtır çıtır yemeyi seviyorum. Biraz öyle aldım. Sonra oradan aldığımı unutup dün gelirken şoka uğradım. Böyle domates salatalık alayım biraz dedim. Hani iftarlık değil sahurluk için. Şokta da gördüm pancarı. Dedim ki alayım dedim. Aldığımı unuttum çünkü. Market uygulamasından almıştım. Eve göndermiştim yani. Neyse öyle işte. O yüzden birazcık pancarım var fazla. Onu tek başına ben bitiremem. Çürümesin. Böyle küçük bir turşu yapayım dedim onunla da. Böyle işte. Biraz dinleniyorum. Ondan sonra hemen geliyorum. Kızlar vallahi ben yaklaşık 1-2 saattir mutfaktayım. Çıkamadım mutfaktan. Neler yaptım? Görüyorsunuz ellerimin halini falan. Ispanaklarım vardı dolapta. Beklemesin dedim. Kötü olmasın. Onları hemen böyle sirkeli suya bastım. Güzelce temizledim. Mercimek çorbamı koydum. Şimdi burada pişiyor da inşallah iftara bugün çorbamız mercimek çorbası olacak. Köfte yoğurdum, dolaba attım onu. O biraz dinlensin ondan sonra. Bir de bahsetmiştim pancar aldım diye. Şimdi onları soydum. Bu şekilde pancar turşusu yapacağım. Bunu ilk defa yapacağım. Böyle birkaç tarif baktım ama hep haşlayarak yapıyorlar. Bu zamana kadar pancar turşusu sevmememin nedeni böyle yumuşak yumuşak olmasıydı. Ben böyle haşlamadan bölerek yapmayı çalışacağım. Bakalım olursa olur, olmazsa sağlık olsun. Bu şekilde ben de şimdi iftar hazırlığı son gaz devam ediyor. Bu arada kuru fasulye almıştım ya, onu da buraya ısladım ama hiç güzel değilmiş gerçekten. Anlamadım niye yani. Şimdi ben turşumu kurayım. Zaten bildiğim sen her zamanki gibi kuracağım. Sonra işte ıspanağımı atacağım hemen, o pişecek. Sonra da iftar hazırlığına tekrardan devam ederiz inşallah. Kızlar son durumumuz bu şekilde. Bu kolonya neden burada mı bilmiyorum ama. Çınar aldı götürdü onu. Herhalde. Şöyle salata yaptı. Hakan yaptı bunu sağ olsun. Böyle havuç ve mor lahana. Tatlılarımızı koydu. Birazcık şöyle pırasam vardı. Onu da çıkardık ama bilmiyorum yer miyiz. Burada patates kızarıyor. Köfte patates yapacağım demiştim galiba. Çayımızı da demledik. Çorbamız da gerçekten şahane gözükmüyor mu? Gerçekten çok güzel oldu. Çınar içti hatta, bir tabak hemen verdim ona. Burada ıspanağım pişiyor ama ıspanak hani bugün yiyeceğimiz bir yemek değil. Bunu pişirdim hani dolaptan kalksın diye. Bir tek köftelerimiz kızaracak kaldı. Onun dışında her şeyimiz tamam. Şükürler olsun Rabbim yine o kadar bereket verdi ki yani her şey çıktı yani ortaya. Öyle bakalım.
Şimdi şunu göstermedim. Bir de böyle dolapta 3-4 tane kırmızı biberim kalmış. Onları böyle ocağın üzerinde közledim. Şimdi bunu da zeytinyağlayıp bunu da ortaya salata gibi koyacağım. Kızlar, yemeklerimizi yedik, çaylarımızı içtik, hatta kahvelerimizi bile içtik. En son sanıyorum işte bu iftar soframızı gösterdim işte. Patates kızartacağım, köfte kızartacağım falan dedim. En son onları kızarttık ama yani o anda öyle bir şey oldu ki işte çorbalar bitti, hemen onları kızarttım falan derken oraları gösteremedim kısacası yani. Şimdi bana da bir ağırlık çöktü. Sanarsınız bütün gün ben oruç tuttum ama valla oruçtan da çok bir farkım yoktu yani. Ben zaten İşte sabah kahvaltısından sonra bir şey yemedim. İşte Hakanlar'la beraber ben de iftar yaptım. Defne geç geldi zaten. Pide kuyruğuna girmişti. Kendi istedi gitmek. Ama o da yetişememiş yani. Pide bitmiş. Soğuk pide de kalmamış. Sıcak pide de kalmamış dedi. Ya diyoruz kızım gel bırak pideyi. Sen gel artık iftarını aç. Neyse orada hemen sırada bunları hani vermişler su falan. Ama yani en sonunda almadan geldi yani. Öyle o aralar böyle birazcık dediğim gibi şey oldu. Karışıklık oldu diyelim. Ben de o kadar böyle yemekten sonra resmen bir ağırlık çöktü. Nasıl anlatamam. Vallahi gözlerimi açamıyorum. Ama videomun başına bir geçeyim. İnşallah bir editleyebilirsem bugün, yetiştirebilirsem yüklemek istiyorum. Görüşürüz. Oğlum da bugün tıraş oldu. Ablaları ne kadar yakışıklı olmuş değil mi? Saçları jöleli ama. Şöyle değil de sprey gibi bir şey sıktı. Duşa sokarız onu. Çok güzel olur ama duşa çıkmak çok güzel olur. Bir bakar mısın? Ya çok güzel. Canınızdan burada ne böyle olabilirsiniz? Seni yerim. Kızlar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sahur, iftar artık anne, alışveriş. Anne burada şimdi yemekler pişiriyorum. Bak şimdi hatta restoran pişirelim. Böyle karışık güzel bir video olmuştur umuyorum. Editlemedim daha dediğim gibi. Ne çıkacak bilmiyorum. Umarım keyifle, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Herkesin tekrardan Ramazan'ı mübarek olsun diyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. İnşallah sağlıklı bitirmeyi de nasip etsin diyorum. Sonraki videolarda yine görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.